Magazin 8'de gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz bir bant var sırada. İzleyicinin gönlünde taht kuran, unutulmaz oyuncuların ilk rollerini mercek altına alıyoruz. Adnan az önce itiraf etti yaptı. Duyduğuma göre siz dış ilişkilerde de uzmanmışsınız. Metin Akpınar'la, Hülya Koçyiğit'le ve Gürkan Uygun'la zaman tünelinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Babasıyla kardeşi alıp kaçmışlar. Metin'i yiyor. Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir. Bu operasyonun bizzat benim tarafımdan yapıldığını yayarım abi. Magazin 8 ünlü oyuncuların ilk rollerini, ilk oyunculuk deneyimlerini ekrana getiriyor. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yıllar ne kadar hızlı geçerse geçsin, dev bir hafızaya sahipseniz anıları, kocaman bir yüreğe sahipseniz sevgileri sımsıkı muhafaza edersiniz. Bizim de söylemesi ayıp dev bir arşivimiz var görüntüleri muhafaza ettiğimiz. İşte o arşivden gördüğünüzde hayret edeceğiniz görüntüleri paylaşacağız sizlerle. Ünlü oyuncuların ilk oyunculuk deneyimlerine birlikte yolculuk edeceğiz. Babacığım bak bunun şakası yok. Benim de şakam yok İnci. Baba. Tamam kızım, tamam. Sen bırak benimle ilgilenmeyi, git biraz annenle ilgilen. Metin Akpınar, Aşkın Halleri isimli dizide 2012 yılında bir babayı canlandırmıştı. Ama ben duyduğuma göre siz dış ilişkilerde de uzmanmışsınız. Tabii efendim. Yıllarca büyük elçilik yaptım ben tabiriyeceğim. Ak saçları ve klasikleşen sakallarıyla işte böyle bir karakteri canlandırıyordu Metin Akpınar. Ne olursun bırak şu açlık grevini lütfen. Korkma kızım, bir şey olmaz yavrum. Onun hem oyunculuğu hem de sesi dillere destan malumunuz. 2009 yılında Papatyam adlı diziye geçelim öyleyse. Vatan yeni kana benziyor. Hatır için çiğ tavuk yenir ya, o da hatır için rol icabı Vatan gün kana benziyor isimli ölümsüz eseri seslendirmişti. Ah ediyor bir gün. ...2009 ve 2011 yılları arasında yayınlanan Papatyam dizisinde Kasap Necati'yi canlandırmıştı Metin Akpınar. Şöyle yapsak olmaz mı? Dublübe, sen Kasap Necati, .com. Kasap Necati her zaman etlerini savunur, karşı dükkanda balıkçı komşusuyla hırgür yaşardı zaman zaman. Verme bunları oğlum müşteriye, adamın midesini bozarsın, başımıza iyi çıkar. Hadi be oradan, sen kendi etine bak, akşama kadar bir de sinekler yiyor. Derin mis gibi etime sinekler bayıla bayıla konuyor. Senin kokmuş balıklarına sinek bile konmuyor be. 2006 yılında Metin Akpınar, Amerikalılar Karadeniz'de isimli sinema filminde Muhtar Salih'i canlandırmıştı. Irak'a girdiler, yarın İran'a girerler. Öbür gün hiç belli olmaz bize bile girerler. Milenyumun hemen başında, tam 2000 yılında unutulmaz filmi Abuzer Kadayıf için kamera karşısına geçmişti Metin Akpınar. Ulan teknen senin neyine? Yüzme bileyim mi? Yo. Yok tekneden düşse geberir ha. Hem Ersin Bakkal hem de Abuzer Kadayıf'tı filmde. Şarkı türküyü çok sevdiğinden Kandemir Konduk senaryo yazarken bir şarkıcı canlandırmıştı hayalinde Metin Akpınar için. Sana gülmüyorsa, istediğin olmuyorsa, hayatında kayıyorsa, boş ver abi dalgana bak, çak o zaman çak, 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 çak. Dönemin popüler kültürüne de bol bol gönderme vardı filmde. Bir İzmir bir de Almanya turnesine çıkmış. He bir İzmir bir de Almanya turnesine evet. Çıkmıştık. Almanya'da Paris'e gittik. ...1999 yılında Güle Güle isimli filmde ise duygulara dokunmuştu resmen Metin Akpınar. Aman Galip Bey, siz de başka olduktan sonra benim gibi daha çok müdür eskitirsiniz siz. Buyurun bir çayımı için. Teşekkür ederim. Bizimkileri bekletmeyin. Güle Güle isimli sinema filminde Bozcaada'da Galip karakteriyle geçmişti kamera karşısına. Pasaport almaya gideceğim yarın. Bir iki de tur şirketine uğrayacağım. Ciddi ciddi gidiyorsun yani bizi bırakıp. Galip bir gün kanser olduğunu öğrenmiş ve arkadaşları tarafından mutlu edilmek için el üstünde tutulmaya başlamıştı Güle Güle filminde. Mektuplaşma faslı. İlk mektubunun sonuna mektubunu bekliyorum yazmış canım. Bekliyorum. Rahmetli eşim dahil hiçbir kadın beni böylesine beklememişti. Küba'ya gitmek tek hayaliydi Galip'in. 5 yakın arkadaşı ona para bulabilmek için filmde banka bile soymuştu. Alarmı alırsanız hepinizi tek tek tekerseniz benim.
Kara kara saçlara, yüzünde tek çizgi bile olmayan yıllara, Şaka Yapma filmine gidelim öyleyse. Yıl 1981. Zeki Metin efsanesine ait filmde can yoldaşı Zeki Alasya ile Şaka Yapma isimli filmde rol almıştı Metin Akpınar. Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Merak baba. Gelin be. Partisi 500'e var mısınız? Bana bak. Bu da öğrendi galiba para aldığımızı. Sonra baba, zor oynarız. Her şey can yoldaşına araba çarpmasıyla başladı. Can yoldaşı Zeki Alasya bir at arabasıyla yolda ilerlerken araba çarpar kendisine. Birbirlerine Zeki, Metin diye seslendiği ve hala seslerin kulaklarda çınladığı 1976 yılına gidelim. Yoksa ben ölecek miyim? Açık söyleyin lan, açık söyleyin. Ben ölecek miyim yoksa? Allah! Nereye Bakıyor Bu Adamlar isimli filmde kendi adıyla bir rol canlandırmıştı Metin Akpınar. Filmde adı Metin'di. Yok be anam, bırak şimdi gırgırı. Anadolu'da bir sürü hastanesiz yer var ya, oralara birer hastane yapacaklarmış. Yok be! Tabii. Ama bunun için çok ama çok para lazım. Şimdi Metin Akpınar'ın ilk kez kamera karşısına geçtiği toyluk yıllarına, 1972 yılına gidiyoruz. Hanımlar beyler, bir dakika. Bir Kasım 1972 yılında sinemalarda gösterilen Tatlı Dillim isimli filmde kariyerinde ilk kez böyle bir rol canlandırmıştı Metin Akpınar. 1 saat 23 dakikalık filmde de zaten en net göründüğü yer burasıydı Metin Akpınar'ın. Daha o yıllarda belliydi müziğe olan ilgi ve sevgisi. Elinde trompetin bagetleri, keyifle ritim tutması ve öğrencileri partiye davet etmesi dışında başka sahnesi de yoktu aslında. Hanımlar beyler, bir dakika. Sevgili arkadaşlarımın kampa sürülmelerinin derin ızdırabı içindeyim. Sırası mıydı şimdi bu lafın? Sırası, tam sırası. Bu gece burada bitmemeli. Eğlencemizi bir kumsalda, denizin ve mehtabın koynunda devam edelim. Bir efsaneyle devam ediyoruz ilk rollere. Tam öğretmenler odasından çıkmıştım ki bir grup gençle karşılaştım. Arabama doğru giderken onlarla sohbet ettik, gülüştük, şakalaştık filan. Oo, ben de kendimi o yaşlarda zannettim. Yaşını ilk oynadığı rolle hatırlayacağız Hülya Koçyiğit'in. Türk sinemasının en değerli isimleri arasında yer alıyor. Her projede farklı bir şekilde rol sergiliyor. Çok üzgünüm İsmet. Asıl üzgün olan benim. Gönül'e çok haksızlık ettim. Fatma Girikli, Türkan Şoraylı kadroda, uyarlama dizi Altın Kızlar'da 2009 yılında işte bu rolüyle geçmişti kamera karşısına. O tatlı tırnaklarını adamdan uzak tut, yarın akşam beni yemeye çıkarıyor. Ama İsmet, adamın bir anda bana vurulduğunu göremiyor musun? Havada aşk kokusu var. Havada annemin baldırlarındaki merhem kokusu var. Şimdi geçiyoruz 90'lı yıllara. Aferin sana kardeş. Ben hatırım için o rezil zehirlersin diye bekledim. Karılar Koğuşu isimli Türk filminde başrolleri Kadir İnanır'la paylaşmıştı Hülya Koçyiğit. Murat Bey'in bana çok iyiliği dokundu. İnanmayın, alay ediyor. Kendisine hiçbir şey yapamadığımızı yüzümüze vuruyor. Neden? Beni teselli ettiniz. 90'lı yıllardan geçiyoruz 80'li yıllara. 1987 yapımı Bez Bebek filminde Hakan Balamir'le kamera karşısındaydı Hülya Koçyiğit. Rezil ettin beni. Rezil olan benim. Ne yüzle çıkacağım onun karşısına, ne sıfatla? Ses tonu, yüz hatlarının iyice oturmaya başladığı olgunluk çağlarındaydı 80'lerde Hülya Koçyiğit. Ne zaman bunları yaşadım? Uyansam bitse. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Gülşah da genç bir dadıyı canlandırdı Hülya Koçyiğit. Daha önce çocuk baktınız mı hiç? Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim. Değerli eşi Selim Soy'dan, Gülşah filminin yapımcısı bu yıllarda. Hülya Koçyiğit gençliğinin baharında bir dadı rolüyle geçmişti kamera karşısına. Herkesi büyülemişti o yıllarda. Merhaba. Merhaba. Sizi tebrik etmek isterim. Neden? 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah'a 15 gün dayanan dadı çıkmadı. Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. 70'li ve 80'li yıllarda resmen fırtınalar gibi esti. 3 ayda bir film çekti desek yalan olmaz. Filmlerinde bazen sahneye çıkıp playback şarkı da söyledi Hülya Koçyiğit. En güzel söz henüz. Bir
Araya Gelemeyiz isimli filmde 1974 yılında Orhan Baba ile işte bu şekilde düet yapmışlardı. Aşığım dertlisi, ıstırap çeki. Benim gibi sevip sevin, sevilmeyendir. Orhan Gencebay rol icabı hapiste. Hülya Koç Yiğit bir eli yağda, bir eli balda sahnelerdeydi bu filmde. Bir çare ömrümün tek çaresizsin. Kariyeri ödüllerle dolu, nice başarılara imza atmış Hülya Koç Yiğit'in ilk kez kamera karşısına geçtiği filme gidiyoruz şimdi de. Bahar, güzel bahar. Kendine ayrı döşek serme gari. Siyah beyaz film Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Sizden önemli bir ricamız var. Hülya Koç Yiğit bu filmde kaç yaşındaydı tahmin edin bakalım. Ödümü patlattın beni, biçim adamsın sen, ay ay! Yüreğim ağzıma geldi. Bugünlerde ultra lüks villalar olan Urla Bademler Köyü'nde o yıllarda incin top oynuyor resmen. Sadece film oyuncuları ve bir kamera var resmen çölün ortasında. Hülya Koç Yiğit, sıkı durun, henüz 16 yaşında burada. Bahar, sözümden alınmazsan sana bir şey diyeceğim. Sözden alınacak ne var söyle bakayım. Osman Bekar, her ne kadar Hasan'ın ağası da olsa bir dam altında oturmanız kötü söz oluyor. En doğal haliyle mesleğinin henüz ilk haftalarında Yeşilçam'ın usta oyuncusu rahmetli Erol Taş'la geçmişti ilk kez kamera karşısına. İkide bir sağlıp sağlıp direğe değiniyorsun. Bu sesle Hasan'ımın bulunduğu şehirden geliyor. 27 Mayıs 1974 Sakarya doğumlu Gürkan Uygun'la devam ediyoruz anıları tazelemeye. Ne bagajı açma demediler mi lan? Tiyatroda da, dizilerde de, sinema filmlerinde de adı başarıyla anılan, yıllar geçtikçe ustalaşan bir oyuncu Gürkan Uygun. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanıdır. Hep Yek filminde yakın zaman içinde kamera karşısındaydı Gürkan Uygun. Bugünlerde saçlarına ak düşmüş, yorgun yüz ifadesiyle başarıyla rolünü işte böyle canlandırıyordu bir başka filmde. Kadınlarımız... Ne olmuş kadınlarımıza? Gitmişler, bizi sap gibi bırakmışlar beyim. O ne dedin sen? Ne dedin sen? Yok lan. Nasıl yok? Kaçmışlar beyim. Nasıl kaçmışlar? İşler beyim. Nereye gitmişler? Bizans Oyunları isimli komedi filminde de resmen imza atmıştı sette oyunculuğuyla. Kolay gelsin. Çağan Irmak'ın yüreklere resmen işleyen Unutursam Fısılda'da da 2014 yılında işte bu haliyle oynamıştı filmde. Biz iki tane şarkı kaydettik. Bütün varımızı, yoğumuzu, bütün hayatımızı, her şeyimizi ortaya koyduk. Zengin bir plakçıydı ve gençlerin hayalini gerçekleştirmişti filmde. Tabii ki her dizide, her filmde böyle yufka bir yüreği yoktu. Basma, çocuk uyuyor. Vay. Savcı Hanım'a çocuk mu diyorsun? Harbi eski zaman adamısın usta. Kurtlar Vadisi'nde uzun süre Memati rolüyle yıldızlaşmıştı Gürkan Uygun. Usta Cemal bize yanlış yaptı, Cemal'i vurdum. Kirve bize mermi attı, mermiyi iade ettim. Kirve yanlış yaparsa onu da vur. Peki yıllar öncesine gidelim mi hep birlikte? İlk rollerinden birine geçiyoruz. Tatlı Kaçıklar isimli komedi dizisinde işte bu halleriyle oyunculuk yapıyordu Gürkan Uygun. Lütfen beni dalga geçmeyin. Ne yani? Şimdi sen bana yalancı mı demek istiyorsun? Estağfurullah. Ben sadece Bahri Dede ile görüşüp gideceğim. Sizinle bir alıp veremediğim yok. Bahri Dede benim dedim ya. Hadi ne görüşeceksen görüş. Antrenman yapıyorum, görüyorsun. Peki şimdi bir sürprize ne dersiniz? Yıldız Tilbe'nin bu efsane şarkısını bilmeyeniniz yoktur herhalde. Yıldız Tilbe'nin camı çerçeveyi indirdiği, sevgilisinden darbe yediği, aşka küstüğü ve adeta yıkıldığı bir anını anlattığı Vazgeçtim isimli şarkısının orijinal klibi bu. Bu da işte o umursamaz sevgili. Yaralıyım ben yerimden, ben değilim, seviştiğin affedemem, beni affet, gidiyorum uzaklara, sensizliğim. Yıldız Tilbe'yi rol icabı klipte hayata küstüren kişi Gürkan Uygun. Bir zamanlar klip yıldızıydı ünlü oyuncu. Belki kendi bile unutmuştur bu yılları. Kahretsin, yapamıyorum.
biraz yatağın üzerinde, biraz da yanak yanağa görülüyor Gürkan Uygun bu klipte. Nerede bakışlarıyla ortalığı titreten Memati, nerede bu süt dökmüş kedi halleri?